Eşitsizlikler konusundaki ifadeler nasıl gösteriliyor ona bakalım. X eşittir y, x küçüktür y, x küçük veya eşittir y'ye şeklinde yazılır ifadeler tarzımız. Bunlar tabii şunlar da nedir? Büyük ifadesi. Sayı doğrusunda bu ifadeyi gösterirken x 2'den küçük. Küçük olduğu için eşitlik olmadığı için o bulunduğu sayıyı başlangıç noktasını içini boş bırakıyoruz. 2'den küçük olacağı için sol tarafa doğru giden sayılar. Sayı doğrusunun sol tarafında 2'den sol tarafı. X küçük eşit 2 dediği için 2 de olabilir dediğinden 2'nin olduğu yerin içini karalıyoruz ve sola doğru yine 2'den küçük sayılar. X 2'den büyük eşitlik yok yine içi boş sağa doğru. X büyük eşit 2 dediği için yine 2'nin sağ tarafındaki sayılar ama bu sefer 2 de işin içine dahil. İçini tarıyoruz. Kümesinin aralık biçiminde gösterici aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani burada bakın nedir? Eksi 1'den büyük, 2'den küçük eşit. Biz eşitlik varsa köşeli parantezde, eşitlik yoksa açık parantezde göstereceğiz. Aralık sınırımız ne? Eksi 1 ile 2. Yani eksi 1, 2, C şıkkı. Kümesin aralık biçiminde gösterici aşağıdakilerden hangisidir? Yine bakıyoruz. Sol tarafta eşitlik var. Köşeli parantez. Sağ tarafta eşitlik yok. Açık parantez. Buradaki sayımız eksi 3. Buradaki sayımız 2. O da hangi şıkkımızda var? Denizli. Yukarıdaki sayı doğrusunu gösteren kümenin aralık biçimini yine sormuş. Bakıyoruz. Sayı doğrusumuz eksi 1 ile 5. İçleri boş olduğu için iki tarafında açık parantez olacak. Eksi 1 ile 5. Şuradaki ifade açık parantez olması lazım. Aşağıdaki hangisi yarı açık aralık? Yarı açık aralık demek yani bizim göstereceğimiz sayı doğrusunu gösterdiğimde sağa ya da sola gittiğinde şu içi boş ifadeyle başlaması lazım. Bakın bu sıfırdan 1'e doğru gidiyor. Yarı açık, bir tarafı açık. Bu yarı açık sağ tarafı. Bu yine sol tarafı yarı açık. Sağ sol tarafı yine açık sağ tarafı. Ama burada iki taraf da açık. Bu tam açık aralık. Tam açık aralık olduğu için Denizli. Kümesinin sayı doğrusunu gösterici aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum sınırlarıma eksi 1 ile 2 arasında. Eksi 1'e eşitlik olduğu için içi tararlı olacak. Eksi 1'in içi tararlı olanları kullanabileceğim. Sonra 2'ye kadar o zaman şunu da elediğimde eksi 1'den başlayıp 2'ye kadar ama 2'nin içi boş olacak. Yani D şıkkı. Eksi 1 ile 10 aralığında sadece eksi 1 eklenmesiyle oluşan için. Normalde eksi 1 ve 10 dahil değil demek buraya. Ama burada eksi 1'i eklersek o zaman aralığımızda nedir? Eksi 1 köşeli olur. 10 açık aralık. Bunu da gösterirsek sembolle nedir? Eksi 1 küçük eşit x'e o da küçüktür. 10. Yani C şıkkı.